Ne diyorsun ya? Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsan. Neyse, size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Aman neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Ama bir gün ona bir gülümsemem yetti. Biraz fazla mı sırıttım acaba? Ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve... Bunları harfiyen yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Öncelikle çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Çok fazla buluşmaya çıkıyorsun o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha, süslü mü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. İçkim bitiyor çünkü. Tamam, sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hı. Dangalaklık ettim. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ama... Derya, ne zaman birinden hoşlansan böyle oluyor. Üskürtmeyeceğim de. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Evet. Ama yine mahvettim. Yani ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani bu kadar çabuk hoşlanmam. Haklısın. Biraz damdan düşer gibi oldu. Yani... Bir içki daha içeyim bari. Bir içki daha iç. Tabii. Ama önce bir lavaboya gideceğim. Ben o zaman içkileri söyleyeyim. Yenileteyim. Siktir be abi. Lan niye bu kadar abartıyorsun ya? Neyse, kartları bu kadar erken açtığımıza göre bu gece mutlu sonla bitecek. A few moments later. Erdem. Bak ben biraz içeride düşündüm, tamam mı? Bu kadarı bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum, tamam mı? Yani bu kadar çabuk hoşlanmaklar falan filan. Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim sağım sonum belli olmuyor, anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Tamam. Bak bu buluşmayı şimdi burada sonlandıralım, tamam mı? Zaten ikimiz için de iyi bir başlangıç olmadı yani. Hem belki sonra yine buluşur yani. Merhaba, ben Erdem. Sizi demin restoranda gördüm de. Yanınızda bir ödük vardı, sizi epey bekletti. Bir de biraz sinir etti sanırım.
Ben onun yerinde olsaydım. Ha, bu arada sizin isim neydi? Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok. Ama Çağlalar biraz uysuz olur. Sizde daha çok böyle deniz, derya havası var. Yani siz beni sabahtan beri takip ediyorsunuz öyle mi? Hatırladım, siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. Çekingen? He, yani demek ki sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem, bak bence sen gerçekten çok tatlı bir çocuksun. Yani bizim senin aramızda bir şeyler de olabilir ama. Yani bu kadar çok boşanmak saçma bence. Yani ne diyelim o zaman Derya? Boşlanmak için zamana mı ihtiyacımız var? Hani bir süre tutalım madem. Bir hafta, bir ay. Süre doldu dediğimiz zaman mı birbirimizden hoşlanacağız? Derya, seni bilmiyorum ama ben gerçekten senden hoşlanıyorum. Gelmiyor musun? Bildiğim güzel bir yer var. Gidelim mi? Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabii. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Oğlum sen beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Neyse kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha. Lan. Kız sana aşık desene. Lan boş yapma artık. Yeter ya. Ve kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi hadi. Kanka ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ha ben gerçi Ecem'in kötü olduğunu sana söylemiştim ama. Söyledin. Tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma, sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum. Kapatıyorum. Ya, kapattım. Ya, kapatmak üzereyim. Selam. Selam. Sen burada mıydın bu saate kadar? Yani projedeki son revizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ya iyi yaptın. Biraz canın sıkkın gibi. Evet bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarmama. Sen... Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Yani şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş dünyası. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Bilemedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım ağrımaz. Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak ha şimdiden söyleyeyim. Tamam. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. Kalkın. Yani sen... Ama bu sefer geç kalmadım fark ettiysen. Evet çünkü yanında ben vardım. Çünkü vardı. İşimi garantiye aldım ben de. Güzel mekanmış ama burası hakikaten. Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel oldu. Afiyet olsun.
Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Tamam. Kusura bakma hocam, pardon. Olur öyle, sıkıntı yok. Vay! Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Artık eğlenelim dedim ya. Tamam, bana eriyordu ya. Gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Aman yani. Daha ilk sorudan da. ama şimdi ben daha çok merak edeceğim. Sen bunu biliyorsun. Ya bu biraz uzun bir konu. Bunu sonraya bırakalım. Sen aşık oldun mu? Sen cevap vermedin ama. Neyse, ben evet aşık oldum. Ama nasıl bittiğini sormaya hakkım yok. Öyle olsun, tamam yani. Sıradaki soruya geçelim madem. Geçelim madem. Ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık, ne desem yani. Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? Ay, yani. Ya gerçekten hiç hatırlamak istemem ya. O kadar saçma sapan, kaba saba herifin tekiydi yani. Hiç hatırlamak istemiyorum. Ay. Seninki? Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Anlat canım. Çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Bir uygulamadan bir kızla tanıştım ben. Anladım. Meçleştim. Öyle bir uygulama. Kızla tanıştık, muhabbet, sohbet falan derken çok konuşmadan kız hemen eve davet etti. Gencim tabii. Sonra eve gittim. Evde çok güzeldi her şey. Konuştuk yani, böyle keyifli keyifli geçiyorduk. Kız bir anda dedi ki, bir haller geldi ona. Dedi ki, ben dedi hazırlanıp geleceğim falan. Ama fevri yani. Ben dedi bir hazırlanıp geleceğim falan. Tamam dedim, ben heyecanlandım. Dedim. Şöyle bekliyorum. Sonra ben içeride bekliyorum. Kız geldi bir anda deri elbiselerle. Her yeri böyle parçalı marçalı. Elinde de kırbaç. Kırbaç mı? Sen dedi benim bu saatten sonra dedi köle şok. Vurdu mu sana? Vurdu yüzüme. Çat 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 çat. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Kölemsin, diz çök işte, ayaklarımı bilmem ne falan. Ondan sonra ben ne olduğunu anlayamadım. Ama bir an olur ya böyle, hani aydınlanırsa yani dedim, çıkmam lazım bu işin içinden dedim. Tuttum ellerimden böyle, onu koltuğa ittim. Sonra cama yöneldim. Atlayacağım da ikinci kat. Hemen kapıya yöneldim, bu da peşimden geliyor. Düşmüş falan böyle. Sen benim kölemsin falan diye. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen de uygulamadan, yapıp bilmediğin uygulamadan biriyle buluşursa olacağı budur yani. Bence bu konuyu kapatalım çünkü benim hala sırtım acıyor. Yani bir hafta yatamadım. Bir hafta yatamadım yani. Sen iyi misin bu arada? Bir şey mi? Ve beyefendiler. Yo, iyi mi? Güzel hikaye. Ne dersiniz? Duydun mu? Ne dersin? Yok, yok. Hadi. Yok yok, valla bak yok, ne güzel tamam, içiyorduk, şey yapıyorduk, bir şeyler içiyorduk. Azıcık dans edelim, tamam. Ben dans edemiyorum. Ben de dans edemem, ben de dans edemiyorum. Önemi yok yani. Ama hiç birazcık birazcık eğleneceğiz lütfen, tamam mı? Hadi. Tamam, çok şey yapma ama.
İçeride ne oldu? Birini mi gördün? Ya o konu çok... Ya şimdi konuşmasak onu. Rica ederim. Erdem. Ay seni göreceğim hiç tahmin etmezdim. Nasılsın? İyi, iyi. Sen? Ben de iyi. Kızlarla biraz sahilde yürüyüşe çıkalım dedik. Derya, Ecem. Merhaba hayatım. Senin de çok hoşmuş. Teşekkür ederim. Erdem, sen neler yapıyorsun? Ben de Avrupa seyahatinden yeni döndüm. Arasefe'yi hatırlıyorsun okuldan. Aras'ın uluslararası bir şirketi var. Hem işlerini halletti hem gezdik. Gerçekten büyüleyici bir tatil. Ay özellikle Eyfel. Orada akşam yemeği Paris izlemek muazzamdı. Anlatamam Erdem. Haftaya tekrar gidiyoruz. Ecem. Tamam hayatım. Erdem bir ara yine görüşelim. Sana daha anlatacak çok şeyim var. Ecem hadi kız. Oraya var. Biz ne yaşadık az önce ya? Mutsuz bir kadın kötü bir Fransızca ile üstümüzden geçti resmen. Mutsuz mu? Evet şu Arasefe dediği. İş seyahatine çıkıyorum deyip kanın bavul gibi yanında gezdiriyor. Ha yazık bu gariban da kendini tatildeyim diye avutuyor. Kendini kandırıyor. Say sen nereden tanıyorsun bunu? Kim bu? Eski sevgilim. Ben de barda şeyi gördüm. Sonra şimdi bu kızı gördük. Gelip bize bir... Aa çok garip oldu bu ya. Evet, garipti. Barda mı? Evren gerçekten bizim anlayabileceğimizden çok daha garip işiyor biliyor musun? Nasıl yani evren? Evrenin enerjisinden bahsediyorum. Yani evrenin enerjisinin hareket etme şeklinden. Hani bizim şu kader dediğimiz ama pek de anlamadığımız şey. Ya içinde muazzam bir enerji barındırıyor ve bunu bütün bunlara sadece tesadüf demek. Ne bileyim, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence de öyle değil mi? Yani bence de kaderimizde varmış. Ya aynen öyle. Ama bak, bence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarmamız lazım. Yani çok garip bir olaydı. Hani bana barda ne oldu demiştin ya. Ben de eski sevgilimi gördüm. Bak gerçekten garipmiş. İkisini aynı gecede görmek. Ama bundan nasıl bir ders çıkartacağız ki? Bence sen şu an bir karar aşamasındasın. Kararınla kaderini değiştireceksin. Muhtemelen ben de öyle. Nasıl bir karar vereceğim peki? Ecem'le senin aranda bir tercih mi yapacağım? Hayır Erdem. Yani geleceğini belirleyeceksin. Neyse. Ya ben kalkıyorum. Sen de bunu bir düşün. Benim de düşünmem gerek çünkü. Evet. İyi geceler Erdem. Kalbinin sesini dinle. Beni göremezsin ben isteyene kadar. Sen kimsin? Sen kimsin? Yolunu seç. Tamam seçerim de sen kimsin? Ben evrenim. Evren. Bildiğimiz evren. Bilmediğin evren mi var? Seçimini yaptığına kadar artık gidebilirim. Dur gitme bir dakika. Bir şey soracağım sana. Para falan isteme. Kötü enerji yollarım ha. Yok parayla alakalı değil gerçekten. Bir şey merak ediyorum da. Hacı sen nasıl var oldun ya? O uzun hikaye. Hem başka oyunun konusu. Sen aşık olmaya bak. Başka oyun? Oyun? Arkadaşlar faydalı sen bir şey al hadi dağıl. Hadi hızlı olalım. Devam. İyi çay hadi. İçtim ben. Yeter. Abla içiyordum. Daha yeter. Kalk. Sabahtan birinin. Hadi ne kankisi Derya? Ne oluyor? Kanki hadi ya. Donma burada. Ne oluyor? Derya.